Merhaba. Big İktisadi İdari Günler Fakültesi Dekanlığı tarafından mezunlarımız olan işbirliğini güçlendirmek ve fakültemizin kalite süreçlerini iyileştirmek adına mezunların görüş önerilerini aldığımız Big İktisadi İdari Günler Fakültesi'nin mezun görüşleri projemize hepimiz hoş geldiniz. Öncelikle ben Big İktisadi İdari Günler Fakültesi'ne araştırma görevlisi Yağmur Ekim Yılmaz. Bugünkü mezun konuğumuz da Mehmet Akif Yıldız Tekin. Kendisine projemize katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi size küçük sorularla başlayalım. İlk sorumuz Mehmet Akif Yıldız Tekin kimdir? Kendinizi bize tanıtır mısınız? Bir de İktisadi İdareme Fakültesi'nde hangi bölümden mezun oldunuz? Kaç senesinde mezun oldunuz ve şu an hangi sektörde çalışıyorsunuz? 34 yaşındayım Yağmur Hanım. Şu an için 1988 doğumluyum. 2011 mezunuyum Çanakkale'den. Aslen Adanalıyım. 2007 yılında Çanakkale'ye BİGA'ya yerleşmiştim. Üniversite sebebiyle Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Şu anda Denizbank'ta yatırım grubunda çalışıyorum. Deniz Yatırım'da dijital strateji ve algoritma işlemler bölüm müdürü olarak görev yapıyorum. İlave olarak da başka bir yazılım şirketinin yine Deniz Yatırım'ın Denizbank'ın iştirak olan bir yazılım şirketinde yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapıyorum. Orada toplamda 24-25 kişilik bir ekip içerisinde aslında liderlik ediyorum şu anda. Yaptığımız işler içerisinde Deniz Yatırım dijitalleşmesinden sorumluyuz. Yani bir nevi internet sitelerini ve mobil uygulamalarını pazarlama kaslarını aslında biz çalıştırıyoruz. Dijital pazarlama kaslarını biz çalıştırıyoruz. İlave olarak diğer bahsettiğim teknoloji firmasında da yurt içi ve yurt dışındaki birçok aslında talep sahibi müşterilerimize yazılım hizmetleri sunuyoruz. Daha çok borsa üzerine. Benim genel olarak yaptığım işte yatırım tarafında doğrudan aslında işimin temelinde borsa var. Yatırım danışmanlığı var. Müşterilerin işte müşteri işlemlerinin, müşteri varlıklarının birikimlerin değerlendirilmesine yönelik tavsiye verilmesi, bu tavsiye yönelik borsa emin yapılması. Bunların da biz de ileriye son dönemde aslında gelişen teknolojiyle birlikte de doğrudan makineler vasıtasıyla, algoritmalar vasıtasıyla yapılmasına imkan sağlayan bir bölüm yönetiyorum aslında. BİGA'dan mezuniyetim 2011 yılında Uluslararası İlişkiler bölümünden. Daha sonrasında sektör olarak da aslında borsa sektöründeyim. Onun haricinde herhangi bir sektörde çalışmadım. Finansal teknolojiler ve finans tarafındayım aslında bakarsınız. Peki BİGA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin mesleki gelişiminize katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bizim dönemimiz 2007 dönemi aslında fakültenin yeni binaya taşındığı dönemdi. Şu an sizin olduğunuz binaya taşındığı dönemdi. Biraz da müfredat olarak yani içerik olarak biz fazla yoğunduk. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam 26 farklı ders aldım birinci sınıfta. İkinci sınıfta 24 diye hatırlıyorum. 22 ya da 24 olması lazım. Yani yoğun bir takvim vardı. İBF'nin içerisinde de doğrudan ekonomi tarafına veya finans tarafından ziyade hukuk, işte yabancı dil, farklı diller, İngilizce üzerine eğitimler vardı. Hatırladığım kadarıyla tarih üzerine ve yani zaten asıl iş bölümün konusu gereği uluslararası tüm şeylerle alakalı, sorunla alakalı birçok aslında dersimiz vardı. Bundan kaynaklı da bizim kendi bölümümüz özelinde mesleki tarafta benim kendi background'um aslında uluslararası ilişkiler, size de söylediğim gibi. Ama şu an borsa tarafında, aracı kurum tarafında, finans tarafında çalışıyorum. Bunun da etkisi okuldaki aslında aldığımız derslerin bizi biraz daha bu tarafa yönlendirmesi oldu. Peki kişisel gelişiminize katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz Fakültenin bulunduğu alan itibariyle sizler daha iyi biliyorsunuz ama şu an ben yine senede birkaç defa gelmeye çalışıyorum ve yani tatile giderken o taraflara ben müşteri ziyaretleri için geldiğimizde Marmara bölgesine uğruyorum. Genelde gördüğüm şey şu, bir eskiye göre çok büyümüş. Yani biz geldiğimiz zaman 30-35 bin civarı bir nüfusu vardı. Küçük bir ilçeydi. Aslında bir kasaba gibi bir ilçeydi. Ama gelişmiş bir ilçeydi. Bizlere katkısı da kişisel gelişim tarafında bizim örnek veriyorum büyük şehirlerdeki yapacağız aktiviteler yerine burada daha çok aslında şu anki insan kaynakları taraflarının önemsediği network'ün büyümesi. Yani bizim kendi çevremizi daha çok hani arkadaşlık ilişkilerini, öğrenci gruplarına yoğunlaşmaları, etkinlikleri daha çok hani böyle kişisel taraftaki bizim kendimizi geliştirmemize olanak sağlayan ciddi manada şeyler oldu. Bir dönem geçirdik. Tabii bizden sonraki dönem biraz daha değişti. Hani son dönem için de keza pandemiyle birlikte insan ilişkileri biraz daha azaldı. Ama bizim tarafımızda en azından BİGA'nın bize en büyük etkisi bizi biraz daha kendimizi geliştirmeye zorladı. Bir şeyler yapıyor zorladı. Peki, BİGA İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde akademik ve idari personelle olan ilişkilerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bizim dönemimizdeki hocalardan çok fazla kalmadı hatırladığım kadarıyla. Bizim dönemimizde Yücel Hoca vardı, Yücel Acar vardı. Ya aslında Biga'nın bizim dönemimizdeki kadrosu çok kaliteliydi. Tabii ki şimdiki kadrosu da kaliteli. Ama o dönemki kadrodaki hocalar aslında şu an her biri farklı bir yerlerde. Hani Bülent Hoca vardı, Yücel Hoca vardı. Bestami Sadi Bilgiç'ten ben ders aldım mesela, çok kıymetli bir şey dönemde, ilk sınıfta almıştık dersimi. Buradaki şey aslında hocaların da keza yönlendirmesi ve kalitesi çok iyiydi. Personel tarafında ben geçtiğimiz 6 ay içerisinde galiba tam tarih hatırlamakla beraber Biga'ya bir ziyaretim oldu. Hatta sizin yani bu aslında bu röportajın öncesindeki şeyle alakalı. O dönemde gördüğüm şey şuydu aslında, personel memur kadrosu olarak söylersem orada canla başla çalışmaya devam ediyor. Ben ilk geldiğim sene sanırım ikinci yılıydı fakültenin yeni binasında. Şimdi bizim o dönemimizde 3 ya da 4 farklı yemekhanenin içinde bir tane de kantin vardı. Şimdi geldiğim zaman ama çok farklı binalar var. Herkes canla başla çalışmaya devam ediyor. Ve hani bu şeyi de gösteriyor. Sadece hani oradaki gelişimden ziyade, Biga'ya sahip çıkmalarından, fakülte sahip çıkmalarından ziyade bizlere de yönlendirmeleri, tavsiye anlamında da keza oradaki hani sorunlarımızla ilgili de çok fazla bize açıkçası yardımcı oldular. İlişkilerimiz gerçekten çok iyiydi. Hala da kendileriyle görüşüyoruz. Çok iyiydi. Peki, Biga İktisadi Bilimler Fakültesi'nde unutamadığınız bir anınız var mı? Bize bahsedebilir Yani misiniz? şöyle, ben biraz yoğun dönem geçirdim açıkçası Biga'da. Yani 4 yıl boyunca hem topluluk başkanlığı yaptım. Topluluk başkanlığının üzerine etkinliklerimiz de oldu, gecelerimiz de oldu. Ben şimdi hangisini anlatsam diye size gerçekten bu röportajın konusu değil bence. Unutamadığımız çok şey var. Biga çok güzel bir coğrafya. Fakülte özelinde de gerçekten bizim açımızdan da okul olarak da çok fazla anı oluşturdu bizde. Benim hala kendi açımdan şunu söyleyebilirim. Ben üniversiteyi okuduğum dönemde tanıştığım insanlarla hem iş olarak hem özel hayatımda hala görüşmeye devam ediyorum. O yüzden aslında Biga'nın benim unutabileceğim bir anısı yok. Öyle söyleyeyim yani size. Hiç unutamadım sesini. Evet. Peki şu an tercih sürecindeyiz. Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesini tercih edecek olan öğrencilere ve velilerine ne söylersiniz, ne tavsiye edersiniz? Yani gönül rahatlığıyla açıkçası herhangi bir bölümden bağımsız olarak istedikleri şey, bölümü tercih edebilirler. Hem akademik kadro olarak hem hani dediğim gibi biraz önce bahsettiğim hani yönetim kadrosu olarak, yönetim kadrosuna da ilk olarak da okulun temizlik görevlisinden tuttuğunun servis şoförlerine kadar herkes de gerçekten bir kazanımları olacak. Hani Biga'ya bizim dönemimizde hep şey derlerdi. Bir geldiğinizde ağlarsınız, bir de giderken ağlarsınız diye. O yüzden gerçekten hani, üniversite üzerinde de Biga fakülte üzerinde de herhangi bir şekilde tercih yapacak arkadaşların ikilemde kalmamasını tavsiye ediyorum. Yani veliler için de hani barınma konusunda bir sıkıntı yaşayacakları bir durum yok. Ve yani ulaşımla ilgili bir sıkıntı yaşayacakları bir durum yok. Rahatlıklarını tavsiye ederim. Yani Biga tarafında kullanırım. Çok teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için çok sağ olun. Bugün Mehmet Akif Yıldız Tekin mezunumuzla görüşmemizi gerçekleştirdik. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Projemize diğer röportajlarla devam edeceğiz. Teşekkürler. İyi günler.